Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere yine elektronik ve elektrik konusunda birçok kişinin kafasını kurcalayan bir soruya yanıt vereceğiz. Birçok kişi piyasada akım korumalı priz diye satılan bu prizlerin işe yarayıp yaramadığını merak eder sevgili arkadaşlar. Şimdi ben bu işin mantığını ve bu prizlerin gerçekten işe yarayıp yaramadığı konusunda sizi biraz bilgilendireceğim. Şimdi arkadaşlar akım korumalı priz adına aldanmayın, akım koruması falan yapmaz. Akım korumalı priz diye satılan prizler aslında sizin elektrikli cihazlarınızı yüksek voltaja karşı korurlar. Akım korumalı prizlerin içerisinde bir küçük bir elektronik düzeni voltajın yükseldiğini anlar. Voltaj yükselir yükselmez. Bu yükselen voltaj elektrikli cihaza zarar vermesin diye akım korumalı priz kendi içerisindeki sigortasını attırır arkadaşlar. Sigorta atınca sizin cihazınız bozulmamış olur. Priziniz bozulmuş olur. Prizinize artık elektrik gelmez olur. Prizinizi ya tamir ettireceksiniz tekrar ya da yenisini alacaksınız. Bu prizler piyasada 80, 100, 125, 150 markasına, kalitesine göre satılmakta sevgili arkadaşlar. Şimdi esasen bu akım koruma dediğimiz yani yüksek gerilime karşı koruyan o elektronik düzeni mesela bunu genelde artık LED televizyonlarda, LCD televizyonlarda falan kullanıyorlar. Zaten buzdolaplarına falan bunu kullanamazsınız. Olmaz. Bilgisayar, televizyon veya işte buna benzer elektronik cihazlarınızı korumak için kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı falan gibi elektrikli ev aletlerine bunlar olmaz. Elektronik cihazları bunlarla koruyabilirsiniz. Esasen de bunun içerisindeki o yüksek voltaja karşı olan küçük elektronik düzeni sizin elektronik cihazınızın içerisinde de zaten vardır arkadaşlar. Yani diyelim ki siz LED televizyonunuzu korumak için böyle bir priz alıp kullanıyorsunuz. Ama LED televizyonunuzun içerisinde zaten yüksek gerilime karşı televizyonunuzu koruyan o küçük elektronik düzenekten mevcut. İşte voltaj yükseldiğinde televizyonun içerisindeki o düzenek sigortanın atmasını sağlar, televizyonun sigortasının atmasını sağlar. Böylelikle televizyonunuzun geri kalan kısmı herhangi bir şey olmamış olur arkadaşlar. Televizyonunuzun geri kalan kısmını yüksek voltajdan korumuş olur. Fakat siz normal insanlar için, hani teknik işlerle uğraşmayan, elektronikçi olmayan insanlar için söylüyorum bunu. O televizyonu açıp içerisindeki düzeneği tamir etmesini bilmediğiniz için televizyonunuzu bir tamirciye götürürsünüz. Tamirci de tamir eder. 100, 200, 300 neyse işte artık sizden belli bir ücret talep eder. Ama onun yerine işte akım korumalı priz dediğimiz bu prizlerden kullanırsanız elektrik akımı özelliğinden dolayı en kısa ve en kolay yolu takip edeceğinden arkadaşlar voltaj yükselir yükselmez televizyonunuzun içerisindeki düzenekten önce prizinizin içindeki düzenek bozulur. Ve prizinizin uçlarına elektrik gitmediği için bu sayede televizyonunuz korunmuş olur, bozulmamış olur. Ama priziniz gitmiş olur. Prize de işte ne kadar para verdiyseniz ya yenisini alırsınız ya da prizinizi tamir ettirebiliyorsanız tamir ettirir, tekrar kullanırsınız. Ki bu prizler esasen tamir edilebilir arkadaşlar. Kaldırat cinsi bir şey değildir. Belki götürdüğünüz kişiler uğraşmak istemezler ama özünde bu prizler tamir edilebilir prizlerdir sevgili arkadaşlar. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden bu prizin içinde ne var da sizin elektronik cihazlarınızı yüksek gerilime karşı koruyabiliyor? Bir ona bakalım arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi akım korumalı prizimizin ambalajını bir açalım. Burada kullandığımız bu ya da içine baktığımız bu prizin markasına, modeline aldanmayın arkadaşlar. Bu konuda reklam yapacak değilim. İyi mi kötü mü kalitesini bilmiyorum. Onun için bu markaya falan aldanmayın.
Eğer akım korumalı periz alacaksanız kendi tercihinizi kendiniz verin. Çünkü ben hiç kullanmadım. Dediğim gibi elektronik cihazların içerisinde bundan zaten mevcut. Cihazım bozulduğunda kendim arızasını tamir ederim diye ben bu prizlerden hiçbir zaman kullanmadım sevgili arkadaşlar. Onun için hiçbirine referans olacak ya da kefil olacak değilim arkadaşlar. Onun için kendi kararınızı kendiniz verin. Evet. Prizimiz bu. Bakın içerisinden bir kullanım kılavuzu çıktı. Hemen okuyalım. Diyor ki ana korumalı dalga koruma cihazı zararlı güç dalgalarından ve ani voltaj yükselmesinden bilgisayarları ve diğer ofis ve ev ekipmanlarını korur. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani akıma karşı koruma değil aslında. Burada sanki yine öyleymiş gibi söylüyor ama esasen bu prizin yaptığı iş cihazlarınızı voltaj yükselmelerine ve ani dalgalanmalarına yani voltaj dalgalanmalarına karşı koruyor. Şimdi bilenleriniz vardır. Eskiden bu evlerimizde kullandığımız elektronik çok şey elektronik diyorum elektrik çok stabil gelmezdi. Şehir şebekesi devamlı dalgalanırdı. Hatta eski televizyonlarda regülatör dediğimiz bir cihaz kullanılırdı ki televizyonu o dalgalanmalara karşı korusun diye. O regülatör denen cihaz şehir şebekesindeki dalgalanmaları televizyonunuza sabit 220 volt olarak verecek bir yapıya sahipti. Bunda ise öyle değil arkadaşlar. Yani gerilimi düzenleme işi yapmaz bu. Gerilim yükseldiğinde, voltaj yükseldiğinde direktman hemen kendini off pozisyonuna getirecek şekilde kapanır sevgili arkadaşlar. Yani kapanır dediğim bozulur priziniz ve bir daha çalışmaz olur. Ama cihazınızı da yüksek voltajdan korunmuş olur. Benim tavsiyem şu. Eğer hani bu teknik konulardan pek anlamıyorsanız yani televizyonunuzu veya bilgisayarınızı kendiniz tamir edebilecek yeterli yetiye sahip değilseniz bu prizlerden kullanmanızı tavsiye ederim. Cihazlarınızı korur. Eğer bozulursa da ya yenisini alırsınız ya da prizi tamir ettirirsiniz. Cihaza kolay kolay bir şey olmaz. Çünkü buna benzer birkaç örnek bizim başımıza geldi. Yüksek voltaj gelmesinden dolayı arızalanan cihazları biz kendi işletmemizde tamir ettik. Onun için bu cihazlardan kullanmanızda fayda var. Özellikle köylerde, kasabalarda, şehre uzak ilçelerde oturanlar için gayet faydalı bir üründür. Çünkü oralarda hala dalgalanmalar mevcut arkadaşlar. Onun için bu prizlerden kullanmalarında fayda var derim. Kılavuzunu şimdi kaldırıp atalım şöyle bir kenara. Gördüğünüz gibi prizimizin normal prizler gibi bir kablosu var. Üzerinde bir açma kapama anahtarı var arkadaşlar. Hemen prizi bir açalım. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi prizimizin içi normal prizlerden hiçbir farkı yok. Faz, nötr ve toprak hattı. Gördüğünüz gibi faz ve nötr toprak hattı direkt bağlı. Faz veya nötrümüzün birisi direkt bağlı. Diğeri de anahtar üzerinden geçerek prizimizin nötr hattına bağlı. Ve tam burada gördüğünüz gibi bir elektronik malzeme var. Şu malzeme. Evet arkadaşlar biz buna varistör diyoruz bu mavi malzemeye. Varistör diyoruz. Varistörlerin özelliği şudur. Yüksek gerilim üzerinde yazar bunu. Mesela buna bakalım bir kaç voltmuş arkadaşlar. Kod yazıyor üzerinde. Voltajı yazmıyor. Kod yazıyor. Bu koddan data sheet'inden bakılabilir. Ama 240 volt, 250 volt gibi voltajların üzerinde belki de 275'tir. Genelde 275 olur çünkü varistörler. Bu voltajların üzerinde çünkü elektronik cihazların da kaldırabileceği bir belli bir voltaj kapasitesi var. Artık switch mod çalıştıkları için onlar.
270 volta kadar cihazınız herhangi bir sıkıntı çıkarmadan çalışacaktır. Onun üzerindeki voltajları da işte bu varistör dediğimiz malzeme kısa devre olur arkadaşlar. Kısa devre olur. Muhtemelen burada gördüğünüz şu anahtar da arkadaşlar ya elektronik bir sigorta gibi çalışıyor ya da içerisinde mekanik bir sigorta vardır, onu bilemiyorum artık. Bunun içerisindeki sigorta atar veya elektronik sigortaysa bu anahtar tık diye otomatik kapanır ve bu kısma elektrik gelmesini önler. Yani cihazınıza elektrik gitmesini önler. Bu sayede de cihazınız bozulmamış olur. Eğer burada şu anahtarın içerisinde bir elektronik sigorta kullanıldıysa bu priz muhtemelen bozulmayacaktır arkadaşlar. Siz tekrar bu anahtarı açıp kapattığınızda priziniz tekrar aktif hale gelip çalışacaktır. Ama mekanik bir sigorta konduysa içerisine o sigorta atacaktır. Aynı zamanda da burada gördüğünüz bu varistör dediğimiz malzeme de patlayacaktır sevgili arkadaşlar. Yani siz burada mekanik bir anahtar kullanılsa dahi elektronik bir sigorta kullanılsa dahi, yani bu anahtarın sizin şalter gibi kendini kapatsa dahi, varistörünüz patladığı için artık o saatten sonra bu priz koruma işi yapmayacaktır. Ama priz olarak kullanabilirsiniz. Eğer dediğim gibi burada bir elektronik sigorta kullanılıyorsa tık diye atıyordur belki. Siz tekrar bastığınızda çalışır. Ama artık bu varistör patladığı için koruma özelliğini yitirmiştir arkadaşlar. Bu varistörün yeniden değişmesi lazım. Eğer ola ki bu cihazlardan alırsanız ve priziniz bir kere bozulursa siz kendiniz bir lehim tabancasıyla ya da havyayla bu varistörü değiştirip tekrar prizinizi kullanılabilir hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda bu kadar. Akım korumalı diye satılan prizleri inceledik bugün. Gerçekten işe yarıyor mu yaramıyor mu bunu açıklamaya çalıştım size. Bana soruyorsanız benim kişisel kanaatim özellikle köylerde, mezralarda, ilçelerde oturanlar için bu prizlerin faydalı olduğu yönünde kullanmalarını tavsiye ederim. Şehirde de kullanabilirsiniz ama şehirde çok kolay kolay böyle bir şey başımıza denk gelmez. Ama ne olur ne olmaz dersiniz. Bir elektrikçi gelir bir yerde tamir yaparken yanlışlıkla sizin hattınıza bir 380 verir. En azından televizyonunuzu, bilgisayarınızı korumuş olursunuz. Buzdolabınız falan tabii ki de gümbürtüye gider ama en azından elektronik cihazlarınızı bu prizler sayesinde korumuş olursunuz arkadaşlar. Bugünkü videomuz da buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz videolara like atmayı, videolarımızı bize destek olmak amacıyla paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.